5 tür porno bağımlılığı. Porno bağımlılığı bir tür seks bağımlılığıdır. Bunu tanımlamak için önce pornografi hakkında konuşmalıyız. Porno görünce anlarsın türünden bir şeydir. Kabaca cinsel olarak müstehcen veya uyandırıcı görüntüler, yazılı çalışmalar veya cinsel içerik veya konuya dayalı diğer materyaller olarak tanımlanabilir. Tıpkı seks bağımlılığı gibi pornoda da bağımlılık yapan etken, geçmiş travmalardan uzaklaşmak, kafayı güzel yapmaya çalışmak, gerçeklikten kaçmak ve diğer benzer etmenlerde ortaya çıkar. Porno bağımlısı olabilirsiniz. Porno bağımlısı milyonlarca insan uyuşturucu tercih olarak pornografiye ayda milyarlarca dolar harcıyor. Bununla birlikte yardım bulmaya çalışan çoğu insan ne tür bir porno bağımlısı olduğunu ve bu bağımlılıkla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Brainbuzz porno bağımlılığı. Bu tür porno bağımlıları kelimenin tam anlamıyla en yüksek endorfin seviyesini alıyor ve gerçek hayattaki normal insanlar yerine onları pornografi nesnesi olarak gösteren zihinsel uyarıcılar alıyorlar. Bu endorfin hormonları beynin bir tür atıştırmalık kurabiyeleridir. Bu hormonlar beyninde acıyı algılayan reseptörleri engelleyip onun yerine size kendinizi iyi hissettiren kimyasal salgılar. Bedeninizin en çok kimyasal salınımı yaptığı an orgazm anıdır. Yani orgazm boyunca baktığınız şeye bağlısınız. Basit değil mi? Pavlov'un köpeklerini hatırlayacak olursak, zili çal ve köpeği besle. Porno bir tür zildir ve izleyen de bir köpek konumundadır. Siz kendi beyninize boşalmayı, pornoya olan arzu ve açlığı öğrettiniz. Fakat iyi haber şu ki bunu kendiniz durdurabilirsiniz. Şahsen ben Pavlov'un köpeği olmayı 30 yıl önce bıraktım. Brain Balancer porno bağımlılığı. Bu tür porno bağımlılarının beyninde dürüst olmak gerekirse kimyasal dengesizlik vardır. Bu kimyasal bazlı depresyon, manik depresyon, bipolar bozukluk ve siklotimik bozukluk olabilir. Eğer siz de bu hastalıklardan biri olduğunu düşünüyorsanız psikoloğunuza danışabilirsiniz. İşte bu tür bir kişinin durumu ve deneyimi şu şekildedir. Bunların bir ergen olarak zihinsel dengesizliği vardır. Bunda habersizce porno ve mastürbasyonu keşfederler. Orgazmın yarattığı kimyasal salınım onları daha iyi gibi hissettiriyor ve kolayca uykuya dalmalarını sağlıyor. Sorunlarına çareyi bulurlar kısa bir süre için. Bam! Pavlov'un köpeği olurlar ve problemleri için buldukları çözüm bağımlılıklarına, bağımlılıklar da probleme dönüşür. Escape porno bağımlılığı. Bu tür porno bağımlıları ise genellikle terk edilmiş, istismara maruz kalmış, ihmal edilmiş, tecavüze uğramış, cinsel olarak kullanılmış, zorbalığa uğramış, değersiz hissetmiş, sevilmemiş veya büyürken ebeveynlerinin boşanması gibi olumsuz olaylar yaşamışlardır. Bu deneyimler meşru ruh ağrısı yaratır. Ruhun acı çekmesi diş ağrısından farksızdır. Bu duygusal diş ağrısına bir çare bulmak isterler. Bu ergen kişi, fantezi dünyası ve pornografi tarafından aranan, arzulanan, güçlü, kabul gören ve sevilen fantezi dünyasını bulur. Porno sizin ruhunuza iyi gelecek gibi görünür. Ruhunuzu güvende, sevilen ve aranan hissettirir. Böylece istenen pornoyu gerçek hayattan kaçış yolu olarak görür. Kim istendiğini hissetmek ve orgazm olmak istemez değil mi? Sadece Pavlov'un salyası akan köpeği olmakla kalmaz, tekrar tekrar ruhunuz sakinleştirilir. Porno sizin seveniniz, arkadaşınız, sırdaşınız ve güvenli yeriniz haline gelir. Yine ruhsal problemin ilacı, bağımlılık ve bağımlılıkta sorunun haline gelir. Reenactment porno bağımlılığı. Bu tür porno bağımlılığı biraz daha aldatmacalıdır. Hiç kimseye birileri tarafından cinsel istismara uğradığınızı veya seks nesnesi olarak birkaç defa kullanıldığınızı söylememiş olabilirsiniz. Bu cinsel travma hayatınızda bazı ciddi cinsel sorunlar yaratmıştır. Bununla birlikte tüm seks çeşitleri iyi hissettirir ve siz hala kimyasal olarak kendinize zarar vermeye devam edersiniz. Porno temalarınız genellikle cinsel istismarlarınızın aynı temaları tarafında döner. Pornoyu tekrar seyredişiniz sizin cinsel tacizi ele alıp veya bu konuda destek almaktan kaçmanın yolu olur. Porno bağımlılığınızın bir parçasıdır ve tekrardan çareniz artık probleminizdir. Avoidance porno bağımlılığı. Bu tür porno bağımlıları romantik veya evlilik türünün yakın ilişkilerinde zorluklara sahiptir. Eşlerine veya diğer önemli kişilere duygusal olarak çekimserdir. Bu kişiler partnerleri için çok meşguldürler ve ilişkideki sorunlar için karşı tarafı suçlarlar. Ayrıca sevgiyi, övgüyü, cinsiyeti ve hatta cinsel ilişkiyi sonlandırır, seks sırasında bağlantısı kesilebilirler. İlişkide kontrol edici, öfkeli veya sessiz olabilirler. Genellikle yanlış olduklarını ve eşlerinin ya da diğer önemli kişilerin bir oda arkadaşı gibi hissettiklerini kabul edemezler. Bu durum size yakın geliyorsa, yakınlık anoreksiyası ile mücadele ediyorsunuz. Burada porno bağımlısı, diğer porno ve fantezi dünyasına o kadar bağlıdır ki,
ona tatmayan gerçek bir kişiye olan yakınlıkları 7/24 probleme dönüşür. Porno bağımlısının özünde istediği gerçekten kaçınma ve gerçek dışı olanı tercih etmedir. 5 tür porno bağımlılığını sizlere anlattık. Süreciniz daim olsun.